göç genel olarak insanların bir coğrafya üzerinde ya da idari alanlar arasında yerleşim de yeri değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Göç alan yazını incelendiğinde göçe sebep olan unsurların, göç süresince kat edilen mesafenin, göçün akım yönlerinin veya biçimlerinin merkeze alındığını görüyoruz. İnsanların çeşitli itici ve çekici faktörlerin etkisi altında gerçekleştirdikleri sınır ötesi hareketleri, göç çalışmalarının bir akademik disiplin olarak gelişmesine de yol açmış. Bu çalışma sahasının odak noktasında ise göç eylemini gerçekleştiren bireylerden ziyade devlet ve devletin eylemleri yer alıyor. Göç uluslararası ilişkilerde güvenlik çalışmalarında yakın tarihe kadar yeterince ilgi gören bir konu olmamış. Bunun nedeni güvenlik çalışmalarına devlet merkezli yaklaşımın hakim olmasıdır diyebiliriz. Güvenliğin devlet dışında birey ve toplum bağlamında değerlendirilmesi için Soğuk Savaş'ın bitmesi gerekmiş. Göç çalışmaları da uluslararası ilişkilerin bir alt disiplini olarak Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından gelişme ve yerleşme imkanı buluyor. Yurttaş gibi hareket halindeki yabancı da devlet tarafından normatif olarak tasarlanmış, belirlenmiş bir kategoridir diye eklemeliyiz. Yabancının sınıflandırıldığı kategoriler ve yabancıya iliştirilen göçmen, mülteci, düzensiz, yasa dışı veya terörist gibi etiketler devletin egemenliğine yönelik tehdit algısını yansıtır şekilde çeşitlenmiş. Uluslararası ilişkiler disiplini de bu çeşitlenme karşısında ulusal güvenlik anlayışını göçü de içine alacak şekilde genişletmiş. Güvenlik çalışmaları siyasi aktörler ve akademisyenler için örneğin mülteciler ve terörizmle ilintili endişeleri içeren çalışmalar yapan akademisyenler için yeni referans noktaları da sağlamış. Bu nedenle bakıyoruz yabancı sürekli olarak güvensizlik söylemlerinin içerisine hapsolmuş görünüyor. Ancak bu göçün içerisinde geliştiği koşulların veya göçün neden olduğu gelişmelerin makul bir takım güvenlik endişelerine kaynaklık etmediği anlamına gelmemektedir. Bu çerçevede geleneksel güvenlik çalışmalarının haricinde buna ek olarak eleştirel güvenlik çalışmalarına da yer vermek sağlıklı olacaktır. İnsan hareketliliği giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Hem hareket eden hem de ev sahipliği yapan toplumları etkilemektedir. Bu göz ardı edilmemelidir. Nüfus hareketleri toplumları değiştirdiği için özellikle güvenlik açısından hassas bir konudur.